Bir gün Harun-u Reşit Behlül Dana'ya kardeşine dedi ki gel otur bakalım senden bir şey sormak istiyorum. Buyur dedi. Şu benim tacım tahtım sarayım içindeki eşyalar senin yanında ne kadar değer ne eder diye sordu. Behlül Dana dedi ki bir bardak su bile etmez. Allah Allah dedi. Ya az fiyat vereceğini biliyordum ama bu kadar da az vereceğini tahmin etmemiştim. Bir bardak su diyorsun, o bir bardak suyu da etmez diyorsun. Bunu bana nasıl izah edeceksin deyince Behlül Dana dedi ki, sevgili kardeşim, bir çölün ortasında susuzluktan ölecek hale gelsen, Birisi de senin karşına bir bardak su alıp geçse dese ki o tacı, tahtı, sarayı bütün içindeki varlıklarla beraber bana verirsen bu bardak bir bardak suyu sana veririm dese. Verir misin vermez misin? Ya susuzluktan ölmektense veririm demiş. Ha demiş dur. Tacı tahtı sarayı verdin, bir bardak suyu aldın ölmemek için çölün ortasında susuz kalmıştı. O suyu içtin. Bu sefer su senden çıkmıyor. Defe hacette bulunamıyorsun. Dışarıya atamıyorsun. Neredeyse çatlayacak hale geldin. Birisi karşına çıkıp da dese ki, tacını, tahtını, sarayını, bütün mal varlığını verirsen o sıkıntıyı senden gideririm dese verir misin vermez misin? E çatlamaktansa veririm demiş. Ha, şimdi anladın mı? Bu bir bardak suyun girişi bir saray, çıkışı bir saray ediyor. Onun için senin sarayın tamamı bir bardak su bile etmez dedim. Mesela anlaşıldı mı efendim? Mutlaka sıkıntılar olacak, ama geçmez zannetmeyelim. Mutlaka geçeceğine inanalım. Bir gün sıkıntılarımızı başkasına hikaye edebileceğimizi düşünüp moralle yola devam edelim. Müslümanda her şey olur, ümitsizlik olmaz.